يكيده بضد ما يريده فارتد له. قد رام طعم الشهد في مكيده فخانه وذاق طعم الحنظلة يعمى عن العيوب في فعاله. إسلام gelmekle beraber yerleşik iktidarlar sarsıldı. Saltanatlar çatırdamaya başladı. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakmak için çeşitli katakuller yapmaya başladılar. İslam geldi, o zamanki iktidar sahipleri tutuştu. Saltanatımız yok olacak diye korkmaya başladılar. Olmadık eziyetleri, olmadık işkenceleri yaptılar Müslümanlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudu şeriflerini, bedeni şeriflerini ortadan kaldırmaya karar verdiler. Onu ortadan kaldıracaklar, İslam'ın güneşini söndürmüş olacaklar. Kendi iktidarları devam edecek, kendi saltanatları sürecek. Allah Teala'dan bir işaret bekliyordu. Yunus Aleyhisselam gibi kafasına göre, yani kendi icdadına göre hareket etmek istemiyordu. Onun için işaret bekliyordu, Cenab-ı Hak'tan bir haber bekliyordu. Haber neticesinde ne yapacak idiyse onu yapacaktı. Ve nihayet Mekke'den Medine'ye gitmek zorunda kaldı. Ana baba ocağından çıkarıldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretini kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Malum İslam geldi. İslam gelmekle beraber yerleşik iktidarlar sarsıldı. Saltanatlar çatırdamaya başladı. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakmak için çeşitli katakuller yapmaya başladılar. Görmezden gelmek, boykot etmek, ona kara çalmak ve nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek cesetlerini ortadan kaldırmak gibi değişik çarelere başvurdular. Toplandılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tabi meselenin safahatı uzun gider. Birkaç noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum, o kadar. İşin ortasından başladık. Çok büyük acılar, çok büyük ızdıraplar, çok büyük sıkıntılar yaşandı, meşakkatler yaşandı. İslam geldi, o zamanki iktidar sahipleri tutuştu. Saltanatımız yok olacak diye korkmaya başladılar. Olmadık eziyetleri, olmadık işkenceleri yaptılar Müslümanlara. Ve nihayet son karar olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudu şeriflerini, bedeni şeriflerini ortadan kaldırmaya karar verdiler. Onu ortadan kaldıracaklar, İslam'ın güneşini söndürmüş olacaklar. Kendi iktidarları devam edecek, kendi saltanatları sürecek. Bu kendi aralarındaki kendi ümniyeleri, kendi kuruntuları ama her şeyin üzerinde Allah'ın hesapları var. Allah'ın hesapları. Onu hesaba katmadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereye gideceğini, artık orayı terk etmek zorunda olduğunu düşündü. Fakat Allah Teala'dan bir işaret bekliyordu. Yunus Aleyhisselam gibi kafasına göre, yani kendi icdadına göre hareket etmek istemiyordu. Onun için işaret bekliyordu. Cenab-ı Hak'tan bir haber bekliyordu. Haber neticesinde ne yapacak idiyse onu yapacaktı. Ve nihayet Mekke'den Medine'ye gitmek zorunda kaldı. Bırakıldı. Ana baba ocağından çıkarıldı. Burada anlaşılan şu: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davasından vazgeçirebilmek için değişik taktikler tatbik ettiler. Mali servetler vaat ettiler. İktidarlar vaat ettiler. Bizim başımız ol. Mekke'de iktidar senin olsun, bizi idare eden sen ol, yeter ki bizim putlarımıza dil uzatma, el uzatma. En güzel hatunu sana zevci olarak verelim, ne istiyorsan, insanlar nezdinde değerli neyse onların her birini sana vermeye hazırız. Yeter ki bu eski köyde yeni bir adet çıkarma, bu köyde putlara ibadet edelim. Atalarımızın öteden beri gelen geleneğini, örfünü, adetini, ananesini ortadan kaldırma, ne olur. Değişik pazarlıklar yaptılar. Bu pazarlıklardan bir tanesi şuydu. İsra suresi 73, 74 ve 75. ayet-i celillerinde anlatılan bir pazarlık bu.
İbn-i Cerir ve bazıları rivayet ediyorlar bu hadiseyi. Diyorlar ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a yoluyla geldiler Resulullah'a, ileri gelenler, genel kurmay, baştakiler, en büyük, o sistemin en büyük adamları geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki sen bizim ilahlarımıza selama dur veyahut elini onlara bir sür, biz seninle beraber senin dinine gireceğiz. Müslüman olacaklar. Onlar Müslüman olunca çevredeki bütün insanlar, müşrikler Müslüman olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun süre bir boykottan sonra kavminden uzakta kalmanın sıkıntısını yaşıyordu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın ifadesiyle ferakka lehu, onlara peki demedi, aklından bu işi yapmayı geçirmedi ama onlara mülayim davrandı. Acaba Müslüman olurlar mı diye. Bunun üzerine peş peşe tehditkar 3 ayet geldi. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve in kadu leyeftinunke anillezî evhayna ileyk litefteri aleyna gayra izen lettehezûke halîlâ. Az kalsın ey Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem. Seni sana vahyetmiş olduğumuz ilahi esaslardan uzaklaştıracaklardı. Az kalsın seni sana vahyetmiş olduğumuz esaslardan, ilahi kanunlardan uzaklaştırılacaktı. وَلَوْ لَا اَنْثَبَّتْنَاكَ Şayet biz sana sebat vermemiş olaydık, seni sağlam bastırmamış olaydık, anlaşılıyor ki sağlam bastırdı, sebat verdi. لَكَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Azıcık bir şey kalben onlara meyledecekti. Demek ki kalben bile azıcık meyletmedi o teklife. Müslüman olacaklar, oranın başı olacak. Bir defa putun karşısına geçip selama duracak, elini ona sürecek. Onları kandıracak yani. Görünürde bir manzara ortaya koyacak. Şayet sana biz sebat vermemiş olaydık, elbette sen onlara azıcık bir şey meyledecektin. اِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاتِ وَالْمَمَاتِ O zaman sana hayatın ve ölümün katmerli azabını tattıracaktık da فَلَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Bize karşı hiçbir yardımcı kendin için bulamayacaktı. Tehdide bakın. Öyle bir şey yapmadı. Yapmayı içinden geçirmedi. Ama azıcık bir şey onlara karşı böyle mülayim davrandı. Onun şahsında bu hususta gelişik, değişik böyle mülazalar icat edecek, uyduracak olan ilerideki bir takım saçma sapan adamların ne yapmaları lazım geldiğini Cenab-ı Hak onun şahsında bize bildirdi. Efendimiz'i tehdit etti. En küçük bir taviz yok. En küçük bir taviz yok. Ama neticede baktık ki dayanılmaz, katlanılmaz bir işkence, katlanılmaz bir azap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siyasi anlaşmalar, siyasi mutabakatlar bunları elinin tersiyle itti. Her türlü dünyevi makam ve mensupleri ayağın ucuyla itti. Hiçbir şeyi kabul etmedi. Putların karşısında selama durmayı kabul etmedi. Evet, nihayet memleketini terk etmek zorunda bırakıldı. Bu hadise, bu anlattığım şey, İmam Suyuti diyor ki bunu İbn-i Cerir ve bir takımları hesen bir isnad ile rivayet etti. Yani zayıf bir haber değil bu. Gelişi güzel bir menkıbe değil bu. Hadis kitapları, yani tefsir kitaplarında olan bir hadise. Efendimiz böyle tavizsiz bir hayat sürdürdü. Yapabileceğini yaptı. Anlaşmalı hareket etmedi. Tavizkar bir siyaset takip etmedi. Ve nihayet memleketini terk etmeye mecbur bırakıldı. Buradan alacağımız bir ders, Allah'ın dinini çiğneye çiğneye biz hüküm ferma edemeyiz. İnsanlara hakim edemeyiz. Allah'ın dinini çiğneye çiğneye, Allah'ın dinine varma yetkisini Allah bize vermedi. Bize kendi rolümüzü oynamamızı emretti. Eğer tavizkar bir siyaset takip edilebilecek olsaydı Efendimiz bunu yapardı sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü çok büyük acılar yaşandı. Çok büyük işkenceler görüldü. Çok büyük bir fatura geldi Müslümanlara. Hicret hadisesinin en büyük dersi İslam'dan kafamıza göre bir taviz veremeyeceğimizdir. Kafamıza göre bir İslam anlayışına
sahip olmamız bizim için bir ruhsat değildir. Ama günümüzde sözüm ona İslam için hareket eden insanlar İslam'ı genleriyle oynadılar. İslam'ı İslam olmaktan çıkardılar. Her türlü şaklabanlığı, her türlü soytarılığı sözüm ona İslam adına yapma cüretini gösterdiler. Ve İslam'ın da heybetini, Müslümanların da heybetini insanların gözünden düşürdüler. Bunlar makyavelist bir zihniyet sahibi kimse. Bunlar pragmatik, yani menfaatçi, rüzgara göre yelken açan insanlar bunlar, bu Müslümanlar. Dedirttiler. Evet, İslam'ı İslam olmaktan çıkardılar. Öyle bizim istediğimiz gibi bir İslam olamıyorsa, öyle olamıyorsa böyle. Böyle olamıyorsa şöyle. Böyle bir İslam bize evet gönderilmedi. Bu İslam Allah'ın bizden istediği İslam değil. Hicret hadisesi. Yani Efendimiz hicretinin sene-i devriyesi münasebetiyle bu iki kelamı etmek murad ettim yani. Bundan bunu alacağız. Ötekiler işin teferruatıdır. İslam için biz kafamıza göre yeni şeyler, usuller uyduramayız. Neyse odur İslam. Yapabildiğimizi yaparız. Yapamadığımız için ya Rabbi sen kudret sahibi olan sensin. Sen istersen bir sarsar her birisini, evet, muazzam birer derviş yaparsın. Ama senin hikmetlerin var. Sen hikmetle Hakim-i Zülcelal'sin sen. Sen sonsuz hikmet sahibisin. Eğer böyle oluyorsa sana bakan tarafıyla sonsuz hikmetler var burada. Ama bize bakan tarafıyla, kullara bakan tarafıyla büyük mesuliyetler, büyük azaplar var bu işin ucunda. İşin Allah'a bakan tarafıyla kullara bakan tarafını karıştırmamak lazım. Allah'a bakan tarafıyla büyük hikmetler var. Ama bize bakan tarafıyla büyük mesuliyetler var. İslam neyse o. Yapabileceğimiz kadarıyla bunda oynama yok. Evet, böyle yapamıyoruz. Ne yapayım, zaruret. Nereden çıkardın? Allah Teala öyle bir ruhsat verdiyse o zaman o ruhsatı kullan. Ona kimse bir şey diyemez. Ama Allah'ın ve Resulü'nün vermediği ruhsatı, Allah'ın Resulü'ne vermediği ruhsatı sen ve ben kullanamayız. Hicret işte budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisinde zikredeyim. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste birçokları rivayet ediyor da bunlardan birisi İmam Bukhari rahimahullah. Evet, buyuruyor ki Müslüman o kimsedir ki Müslümanlar onun elinden ve dilinden selamette olur. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Bir Müslüman tarifi. Bu İslamiyet'i getiren bu tarifi yaptı. Müslüman odur ki kimse senin elinden ve dilinden zarar görmeyecek. Allah ve Resulü'nün ruhsatı olmadan kimse senin elinden bir zarar ve dilinden bir zarar görmeyecek. Böyleyse sen bir Müslümansın. Müslüman tarifi bu. Vel muhaciru men hecera ma nehallahu anhu. Muhacir de Allah'ın yasaklarını terk edip gidendir. Allah'ın yasaklarını terk edip gidendir. Esas muhacir Allah'ın yasaklarından uzaklaşandır. Yine işte İmam Bukhari diğerlerinin rivayeti bu. Muhacir bu. Ha, o zaman hicret oldu. Bugün de hicret olur. Allah'ın yasaklarını terk ederiz. Allah'ın yasaklarının yaşanmadığı yerde evet yaşamaya çalışırız. Öyle bir yer kurmaya çalışırız. Öyle bir dünya örmeye çalışırız. Ve bir ayet-i celle ve onun izahıyla alakalı bir şey söyleyerek sözümü noktalamak istiyorum. Ayet-i celle Nisa suresi 10. 100. ayetinde bir şeyler anlatılıyor. İbn-i Cerir, İbn-i Ebi Hatim ve benzerleri, Ebu Ya'la, Tabarani benzerleri sahih bir isnatla rivayet ediyorlar. Vamure denilen birisi var. Vamure denilen bir kimse var sahabeden. Hasta, yatalak, yerinden kalkamıyor. Diyor ki kendilerine, etrafındakilere, beni çıkarın burası çok sıcak. Mekke çok sıcak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi bıraktı, Medine'ye göçtü. O zaman söylüyor bunu. Nereye götürelim, nereye çıkaralım seni dediler. Nereye çıkaralım seni dediler. İşaret ettim, Medine'ye götürün beni. Efendimiz'e gidecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ölecek, ölüm hastası. Ama madem ki öyle istedi, onu sala koydular.
bugünkü şartlarda değil, ambulanslarla falan değil, bugünkü böyle şey değil, kaç kilometre, o kadar uzun bir mesafe oraya gidecek. O sal üzerinde o şartlarda gidecek oraya. Kime? Resulullah'a gidecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biraz gidince öldü. Ayet-i Celle geldi bunun üzerine. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ بَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Kim evinden Allah'a, ilallahi ve Resulihi, Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkarsa, sonra ona yolda ölüm yakalarsa onu, o hicret etmiş gibidir. Allah'tan hicret ecrini almıştır. Hicret ettiği, biz de Müslümanlar, belki yapamayacağız, belki bu yolda öleceğiz ama aldığımız bir ders, hiçbir şey olmayacak belki, muradımıza nail olmayacağız ama bu yolda öldüğümüz takdirde bu işi yapabilenlere verilecek sevap bize verilecek. Allah söylüyor bunu. Bu işi becerebilenlere verilecek sevap bize verilecek. Bu yolda olacağız, bu yolda gideceğiz ama sapmadan, yalpalamadan, bu dinin genleriyle oynamadan, bu dini değiştirmeye kalkmadan, kalkışmadan yürüyeceğiz ve yolda ölsek bile müşrikler bizim için muradına nail olamadı, hicret edemedi deseler bile Allah Teala bize onun ecrini ben verdim dediği kimselerden olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Allah hicreti bu şekilde de anlayan kimselerden, bu şekilde de okuyan kimselerden etsin bizi bu din için. Bu dinde tasarruf hakkı hiç kimseye verilmedi. Bu dinde tasarruf etmeye kalkan kendisini Allah'a ortak ilan etmiş olur. Tasarruf edemeyiz. Allah'ın verdiği ruhsat nispetinde bir şeyler yapabiliriz. Allah'ın emirleri ve ruhsatları istikametinde adımlar atabiliriz sadece. Onun dışında adımlar atmaya kalkarsak işte meydanlarda önümüzde gözümüzün önündeki rezaletleri yaşayanlar gibi reşaletleri, rezillikleri yaşamaya namzet etmiş oluruz kendimizi. Önümüzde var. Allah'ın diniyle oynayanların rezilliğinin tabloları önümüzde var. Bir takım başka oynayanlar var. Onlar henüz tamamen rezilliği ortaya çıkmadıysa da pek yakında çıkacak. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Korksunlar! Allah'ın diniyle oynayanlar korksunlar. En yakında Allah rezil edecek. Ama bu oynayanlar inşallah o rezaletten evvel tevbekar olurlar. Tevbekar oluruz hepimiz. Hepimiz bu dinle oynamayız. Bu dinle oynanmaz. Bu dinle oynamak patlama gücü çok yüksek bir bombanın fitilini ateşlemek gibi bir şeydir. Onun kadar da değil. Çok daha fazladır. Ölürsün gidersin. Ama ebedi bir alemin tarumar olmasına sebeptir. Bu din öğrenmez. Bu din neyse o din kanalından öğrenilecek. Bu dinin düşmanlarının gösterdiği, öğrettiği din bu din değildir. Bu dinden biz beriyiz, uzağız. Bu dinin düşmanlarının Müslüman evlatlarına öğrettiği din bizim dinimiz değildir. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme تسليماً والحمد لله رب العالمين الفاتحة يكيده بضد ما يريده فارتد له قد رام طعم الشهد في مكيده فخانه وذاق طعم الحنظلة يعمى عن العيوب في فعاله